Selamlar arkadaşlar, yeni soru çözüm video eğitim dersine başlıyoruz. Birinci sorumuz: Eğitim programında spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro, konferanslar, sergiler ve benzeri okulun dışında yapılması planlanmış çeşitli deneyim ve etkinlikleri önem veren ve gönüllülük esasına dayalı olup öğrencilerin ilgilerine cevap verir nitelikte olan program türü hangisinin kapsamındadır? A. Desteklenen program, B. Önerilen program, C. Ekstra program. D uygulamadaki program E test edilen program. Cevabımız ekstra program olacak çünkü okulun dışında yapılması planlanmış her türlü deneyim, etkinlik bu programın içinde yer almaktadır. Bu tür etkinliklere spor karşılaşmaları, halk oyunları, sinema, tiyatro gibi örnekler verilebilir. Gönüllülük esasına dayanması ve öğrencilerin ilgilerine cevap verir nitelikte olması nedeniyle de resmi program ile farklılık gösterir. İkinci sorumuz, gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranışlar yaşam içerisinde kendi kendine kazanılan davranışlardır. Bireyin evde, mahallede, çevresiyle etkileşimi sonucunda kazandığı davranışları kapsar. Bu davranışlar bazen faydalı ve istendik nitelikte olabilirken bazen de zararlı, istenmeyen davranışlar olabilir. Aşağıdakilerden hangisi gelişi güzel kültürlenme ürünü olan davranış değildir? A. Bir çocuğun içinde bulunduğu çevreye göre insanlara saygı duymayı öğrenmesi ve aile içi iletişimde kaba sözcükleri sıklıkla kullanan birey C. Suç unsurlarının çok olduğu bir semtte yaşayan birinin yan kesiciliğe başlaması. D. Bulunduğu arkadaş ortamının etkisiyle sağlığa zararlı madde kullanmaya başlama. E. Bir öğrencinin sınıfta parmak kaldırarak söz hakkı istemesi. Cevabımız E seçeneği olacak. Bir öğrencinin sınıfta parmak kaldırarak söz hakkı istemesi. Çünkü bu planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlara örnek olabilir. Planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlar eğitim kurumlarında örneğin okullarda bir plan çerçevesinde kazandırılmaya çalışılan istendik nitelikteki davranışlardan oluşur. Bunun yanında bazen de eğitimin hatalı yan ürünü olan istenmeyen davranışlar da oluşabilir. Örneğin kopya çekme. Üçüncü sorumuz. Bireyin zihinsel gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. Somut kavramlar soyut kavramlara göre daha anlaşılır kavramlardır. Bu yüzden önce somut kavramlar, daha sonra soyut kavramlar öğretilmelidir. Hangisi somuttan soyuta ilkesine örnek verilebilir? A) Derste öğretmenin araç gereçlerden yararlanarak deney yapması, konu kavrandıktan sonra olayın formülüne geçmesi. B) Anlatım yöntemini kullanan bir öğretmenin tepegöz projeksiyon cihazlarını da kullanarak birden çok duyu organına hitap edebilmesi C Türkiye'nin nüfusu konusu işlenirken en son bilgilerin öğrencilere aktarılması D öğrencinin dört işlem becerisine alışverişte kullanması e matematik dersinde önce bir bilinmeyenli denklemlere daha sonra iki bilinmeyenli denklemlere geçilmesi. Öncelikle somuttan soyuta ilkesini bilmek gerekiyor. Bireyin zihinsel gelişimi somuttan soyuta doğru olmaktadır. Somut kavramlar soyut kavramlara göre daha anlaşılır kavramlardır. Bu yüzden önce somut kavramlar daha sonra soyut kavramlar öğretilmelidir. Özellikle ilk öğretim birinci kademede uygulanır. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacak derste öğretmenin araç gereçlerden yararlanarak deney yapması, konu kavrandıktan sonra olayın formülüne geçmesi. 4. sorumuz. Öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlanmasındaki öznelliğini azaltmak amacıyla sıklıkla kullanılan araç hangisidir? Öz değerlendirme, kontrol listesi, gözlem formu, rubrik, akran değerlendirme. Evet cevabımız rubrik olacak çünkü performans ürünlerinin değerlendirilmesinde en sık kullanılan araçlardan biri rubriklerdir. Amaç öğretmen tarafından ürünün genel izlenimle puanlanmasındaki öznerliğini azaltmaktır. Beşinci sorumuz ölçülmek istenilen özellik kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne türetilmiş ölçme denir. Buna göre Seçeneklerden hangisi türetilmiş ölçme türüne örnek gösterilebilir? Öğrencilerin derse yönelik tutumları, dikdörtgenin alan formülünü kullanarak problem sonucunun bulunması, öğrencilerin kalem tutma becerisi, voleybolda pasatma becerisi, eğitsel aktivitelerdeki motivasyon düzeyleri. Türetilmiş ölçme, ölçülmek istenilen özellik, kendisinden farklı iki ya da daha fazla özelliğin arasındaki matematiksel bir bağıntı yardımıyla belirleniyorsa bu ölçme türüne türetilmiş ölçme deniliyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneği yani dikdörtgenin alan formülünü kullanarak problem sonucunun bulunması. Altıncı sorumuz. Bu tür anne babalar çocuklarıyla yakından ilgilenir ancak onlardan pek bir şey istemezler. Kural koymazlar, cezalandırmadan kaçınırlar, genellikle tutarsız ve güvensizdirler. Yukarıda bahsedilen ebeveynlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir? Demokratik anne baba, otoriter anne baba, İzin verici anne baba, ihmalkar anne baba, yargılayıcı anne baba. Cevabımız izin verici anne baba olacak. Çünkü bu tür anne babalar çocuklarıyla yakından ilgileniyor ancak onlardan fazla bir şey beklemiyorlar. Kural koymuyorlar, cezalandırmaktan da kaçınıyorlar. Genellikle tutarsız ve güvensizdirler. 7. sorumuz: Öğrenme içeriklerinin ve diğer özelliklerinin uyarlandığı sınıflar ile geleneksel sınıflar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Bu açıklamaya göre hangisi geleneksel sınıfların bir özelliği olabilir? Öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine ve ilgilerine göre gruplamalar yapılır. Öğretmen sınıfındaki herkesin özelliklerini dikkate alarak öğretim yapmaya çalışır. Öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir. Öğretmen birkaç ödev seçeneği sunar. Öğretim birden fazla yolla sağlanır. Evet. Cevabımız C seçeneği. Öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir diyor. Geleneksel sınıflarda öğretim öğretmen merkezidir. Genel olarak büyük grup etkinlikleri şeklinde yapılır. Öğretim tek bir şekilde yani ders anlatımı yoluyla sağlanır ve Öğretmen bilgiyi sunmak için tek bir kaynağa güvenir. Bu nedenle cevabımız C seçeneği. 8. sorumuz: Dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren dinleme türü hangisidir? Yargısız ve eleştirel dinleme, edilgin dinleme, derinlemesine dinleme, çözümleyici dinleme, empatik dinleme. Cevabımız edilgin dinleme. Dinleyen kişinin sözel geri bildirimde bulunmadığı, konuşan kişinin duygularının anlaşılmaya çalışıldığı, vereceği karara güvenildiği, kişinin sorunundan kendisinin sorumlu olduğu gibi mesajlar veren destekleyici bir süreç edilgin dinleme ile tanımlanıyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneği. 9. sorumuz. internet üzerinden bulunduğu ortam hakkında durum verisi aktaran sensörler ve bu sensörlerden gelen veriyi işleyerek ilgili aktüatörleri kontrol etmeye izin veren uygulamalar hayatımıza her geçen gün daha fazla entegre olmaktadır. Akıllı evler ve şehirler yakın gelecekte en önemli çalışma konularından biri olacaktır. Söz edilen mevcut ve yakın gelecekteki teknolojik eğilim hangisidir? Nesnelerin interneti, mobil ve bulut teknolojileri, yapay zeka, otonom araçlar ve taşıma sistemleri, ileri imalat teknolojileri. Cevabımız nesnelerin interneti olacak çünkü Ev otomasyonu olarak ısıtma, soğutma, su, güvenlik gibi hizmetlerde internete bağlı sensörler ile durum bilgisinin kullanıcıya aktarılması ve kullanıcının manuel veya kurallı temelli olarak otomatik çalışma ile evdeki aktüatörleri çalıştırarak hedefine ulaşması nesnelerin interneti ile açıklanıyor. Bu nedenle cevabımız nesnelerin interneti. 10. sorumuz Okullar öğrenmeyi desteklemek için daha fazla teknoloji kullanımına yöneldikçe Öğretmenlerin yalnızca teknolojiyi nasıl kullanacaklarını ve uygun şekilde entegre edeceklerini anlamalarına değil, aynı zamanda dijital vatandaşlığı ve teknolojinin öğrenciler üzerindeki etkisini anlamalarına da artan bir ihtiyaç vardır. Buna göre, teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak da tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Dijital dönüşüm, bilişim hukuku, teknoloji etiği, dijital vatandaşlık, dijitalleşme. Cevabımız dijital vatandaşlık olacak. Çünkü dijital vatandaşlık teknoloji erişimi ve becerilerinin yanı sıra eğitim yetkinlikleri gerektiriyor. Dijital vatandaşlık teknoloji kullanımına ilişkin davranış normları olarak tanımlanıyor. Evet arkadaşlar bu video eğitim dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.